Uzun bir aradan sonra herkese yeniden merhabalar. Bayağıdır video atamıyordum. Bunun sebebi malum, hafta sonu kısıtlamaları, hafta içi de çok fırsat bulamamamdan kaynaklanıyordu. Ama şu anda fırsat bulup Silyon Antik Kenti'ne geldim. Silyon Antik Kenti, Serik ilçesi sınırları içinde bulunan yan köye bağlı, bölge halkı tarafından Asar olarak adlandırılan tepede kurulu Koçhisar Tepesi olarak da bilinen bir antik kenttir. Şimdi burası hakkında size bilgi vereceğim. Şu anda ben aşağı Hisar Kalesi tarafındayım. Burası yüksekçe bir tepeye kurulu olduğu için etrafını surlarla çevirmeye gerek duymamışlar. Onun için sadece yamaç kısımları, yani eğimli olan kısımlarda kurmuşlar. O da batı ve güneybatı kısımlarında yer alıyor. Şu anda ben güneybatı kısmındaki aşağı Hisar tarafındayım. Arkamda göreceğiniz üzere bayağı yüksekçe bir tepe. Şöyle arkamdaki manzarayı da size göstermek istiyorum. Şu anda ben tepeye biraz tırmanmak üzereyim. Ama yukarıya tırmanınca size daha net bir şekilde göstereceğim. Şimdi Aşağıhisar Kalesi tarafından yukarıya doğru yol alıyorum. Arkadaşlar, burası önemli savunma merkezlerinden biriymiş zamanında. Helenistik dönemden de izler taşıyor bu kaleler, surlar, yapılar. Arkadaşlar, bu antik kent şu anda harabe konumunda. Kentin sadece güney ve güneybatı kısımlarında surlar ve siperlikler var. Diğer taraflarında yok, çünkü sarp bir yamaca kurulu bir antik kent burası. Onun için diğer taraflarda bu tür savunma yapılarına gerek duyulmamış. Şu anda kuş sesleriyle birlikte Koçhisar Tepesi'ne doğru yol alıyorum. Tepeden size manzarayı göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar, burada sadece Silyon Antik Kenti'ne ait kalıntılar yer almıyor. Sonrasında burada yaşamış olan Bizans Selçuklu Devleti'nden de kalan eserler mevcut. Bakın, eserlerin üzerine birleştirme yapıldığı veya ekstra kalıntılar ilave edildiği şuradaki yapıdan belli zaten. Tek bir döneme ait kalıntılar barındırmıyor. Diğer dönemlerden de eserler barındırıyor. Hatta Anadolu Selçuklu zamanında buralara, batı ve güneybatı kısmına yapılar inşa edilmiş. İnsanlar yaşıyormuş zaten. Daha sonrasında insanlar daha başka bölgelere geçerekten şu anda kalıntı ve harabe konumuna gelmiş burası. Şöyle etraftaki manzarayı da biraz size göstereyim. Bakın, yukarıdan deniz manzarası şu anda ne kadar görünüyor bilmiyorum ama. Şurada bir kuş ötüyor. Sesi o kadar güzel ki. Bakın, dinleyin. Aferin, bir daha. Hadi bir daha. Harikasın. Burası önemli bir Pamfilya kenti. Aspendos ve Perge arasında bulunan önemli bir kent. Milattan önce 3. yüzyılda para bastırdıkları bilinmektedir. Yani Helenistik döneme ait izler taşıyor şu anda burası. Bunun en büyük kanıtı ise o döneme ait bastırılan paralar. Şu anda bastyon kısmına geldik. Bastyon burç demek arkadaşlar. Kalenin burç kısmındayız şu anda. Zaten dediğim gibi sadece batı ve güneybatı kısımlarına savunma alanları inşa edilmiş. Şu anda yukarı kalenin iç kısmındayız. Burası direkt güneybatıya bakıyor. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Burası Büyük İskender'in işgalinden sonra garnizon komutanlığı olarak kullanılmış. İsminin de değiştirildiği, yani yine yakın isim ama isminin de değiştirildiği söyleniyor. Yani Büyük İskender'den sonra buranın Silyon adı aldığı söyleniyor. O bilgiyi de sizlerle paylaşmış olayım. Şu anda tepeye ulaşmak üzereyim.
Aşağıdaki manzara muhteşem. Size şöyle manzarayı göstereyim. Bir yandan denizi görüyor. Bir yandan ilerisi Antalya'ya bakıyor. Muhteşem bir manzara. Gerçekten çok güzel bir yere konumlandırmışlar. Bu Koçhisar Tepesi aşağıdan göründüğü gibi değil. Bayağı dik geliyor insana. Arkadaşlar, burası Bizans döneminde önemli bir piskoposluk kentiymiş. Şu gördüğümüz yapı olsa gerek. Burası Akropolis'miş. Akropolis tepelere inşa edilen önemli, etrafı çevrili yapı demek. Şu aşağıda da kalıntıları görüyorsunuz. Şurada gördüğümüz ise, bakın, burası giriş kapısı olarak nitelendiriliyormuş edindiğim bilgiye göre. Yani yukarıda asker bekliyor. Aşağıda giriş kontrolleri yapılarak şehre girilen kısım. Zaten sadece bu kısım eğimli olduğu için önemli savunma merkezleri olarak inşa edilmiş. Diğer taraflar dik yamaç olduğu için herhangi bir şey yapılmamış. Tepe çok güzel değerlendirilmiş gerçekten, savunma amaçlı güzel bir nokta. Arkadaşlar, gördüğüm en değişik antik tiyatrolardan birisi burası. Şuraya bakın ve karşıdaki manzaraya bakın. Mükemmel değil mi ya gerçekten? Ben bu tarihi yapılara bayılıyorum zaten. Seviyorum. Yani tek bir kale kalmış dahi olsa ben gezmek isterim. Çünkü yüzlerce yıl öncesinden, binlerce yıl öncesinden çok büyük izler taşıyor. Bu arada şurası da depremlerde yıkıldığını düşündüğüm sarp kısım. Burası direkt ayrılmış şu tepeden. Gördüğünüz üzere çok da aşağı gidemeyeceğim. Çünkü gerçekten dik ve toprak çok sağlam görünmüyor. Ama yukarıdan manzara enfes. Şu yukarılarda hala bakın. Asıl yerleşim yerleri şu ileri kısımlarda. Birazdan oralara da gideceğim. Sizlere oraları da göstereceğim. Şimdi yukarı kısımlarda sarnıçların olduğu biliniyor. Selçuklu dönemine ait cami olduğu biliniyor. Onun kalıntısını da bulmaya çalışacağım. Ondan sonra Bizans kilisesi olduğu da biliniyor. Şimdi yapıların olduğu yerlere doğru yavaşça geçeceğim. Sarnıç hemen şeydeymiş zaten. Antik tiyatronun hemen üst kısmında. Şöyle size göstereyim. Bayağı da büyükçe bir sarnıç. Malum yüksek yerlere zaten sarnıç kurulur. Çünkü su getirme işlemi zordur. Burada bir sarnıç daha buldum ama incir ağacı çıkmış içinde. Çok bir şey görünmüyor. Arkadaşlar, dediğim gibi genel olarak benim temam az bilinen yerler üzerine kurulu. Az bilinen yerleri size tanıtmaya çalışacağım. Ama maalesef kısıtlamalardan dolayı çok uzak yerlere gidemiyorum. Onun için şu anlık Antalya ve çevresi konusunda sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Yakın zamanda hiç kimsenin bilmediği, yani sadece orada yaşayanların dışında kimsenin bilmediği bir antik şehir daha göstereceğim size. Ve enfes bir yer. Onun için takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Evet, şu an Orta Çağ Kalesi kısmına geldik. Burası bu Koçhisar Tepesi'nin en üst mevkiinde bulunan yer. Helenistik döneme ait bir yapı bu. Helenistik dönemden izler taşıyor. Taş işçiliğinden bunu çıkarmışlar daha çok. Şu ileri kısımda da bir yapı var. Oraya doğru gidiyorum. Her ne kadar Antalyalı olsam da şu makileri sevemedim gitti. Çünkü hiçbir şekilde yürümeye izin vermiyor. İnsanı mahvediyor. Arkadaşlar, şuraya bakın. Muhteşem bir yapı değil mi? Aşağıdaki yeri ben Akropolis olarak düşündüm ama sanırım Akropolis bu. Yani etrafı surlarla çevrili önemli yapılara verilen isim. Genelde yüksek tepelere inşa edilir. Yukarı çıkınca gerçekten yapılara ulaşmak çok zor. Makilerden geçilemiyor. Burada bir tane kaplumbağa ölmüş. Makilere o da dayanamamış sanırım. Arkadaşlar, çok güzel yapılar var. Fakat yanlarına gidemiyorum. Çünkü ciddi derecede her tarafı bitki örtüsü. Yani bu maki sarmış durumda. Gidişime izin vermiyor. Dediğim gibi bitki örtüsünden. Neyse. Arkadaşlar, dediğim gibi bitki örtüsünden dolayı diğer taraflara geçemiyorum. Asıl caddelerin, yerleşimlerin olduğu kısım. Kuzey ve kuzeybatı kısmı. Arkadaşlar, şimdi drone ile yukarıdan görünüşünü göstereceğim. Çünkü o tarafa geçemedim. Malum. Onun için şu anda sizi o görsel şölenle baş başa bırakıyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben aşağıdan bu tarafları görüyordum ama bu kadar büyük ve güzel yapılar olduğunu bilmiyordum. Kesinlikle hayran kaldığımı söyleyebilirim. Yine söyleyeceğim. Çünkü tarihi yapıları gerçekten çok seviyorum.
Muhteşem bir manzara eşliğinde bugünkü videomuzun sonuna geldik. Özet geçmem gerekirse şöyle söyleyeyim. Buraya gelinir mi? Yine gelinir diyeceğim. Çünkü tarihi eserler görülmesi gereken, bilinmesi gereken yerlerdir bence. Çok büyük tarihi eserlere sahibiz. Öneminden bahsetmeme gerek yok herhalde. Şimdi yol kısmına gelirsek. Yol kısmı çok iyi. Yani tamamen asfalt yoldan gelebilirsiniz. Yukarı tırmanış sadece biraz zorlu. Makelerden yürümek de sıkıntı. Küçük çocuklarla gelmenizi çok tavsiye etmem buraya. Ama yetişkinseniz kesinlikle gelip görün derim. Bu enfes manzarayla gezimizi burada bitiriyoruz. Hepinize İyi günler diliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın.